Hakikaten iyi kız. Çok iyi, çok hoşuma gitti. Kaç defa dedim ben Esin'e, Esin bak Hakan'ı ben çok sevdiğim için seni de seviyorum dedim. Hakikaten öyle. Hakan'ı sevmesem Esin'i de sevmezdim belki. Çocukları evliliğe hazırlamak da hakikaten çok zevkli, çok güzel, çok tatlı bir heyecan. Yani çarşıya çıktığı zaman her şeyi çocuklarına alası geliyor. En küçük bir şey gördüğünde ben oğluma bunu da alsam, oğlumun evinde bu da olsa, oğlumun evi şöyle bir şey olsa diye sanki kendi hayatınızı yeniden yönlendiriyormuşsunuz gibi oluyor çocuklarınızla. Ütüsünü mütüsünü yaparlar, sandığını hazırlarlar. Ondan sonra üzerine otururlar, vermezler. Şunu alayım ben. Yok olur mu? O kadar ne istiyorsun? Çok zor bu. Sen şunu alalım baba. Ne istiyorsun? Onu vermiyorsun, onu alalım ya. Ya hiçbirisini vermem. İyidir bu. İyi midir yani sizce? Valla bilmiyorum yani. Ablam hayırdır. Pazarlığında karışma. Bu ben hiç beceremememiştir. Bu iyidir. Ya rol yapıyorsun. Bu mu? Bu iyidir. Ya yok ya bu da hiç... Ya kurtarmaz yani biliyor musun? Bu kadar ya, bir dakika. Buna kaç tane DVD alırsın sen? Gözünü seveyim. Son. DVD'de fazla yıkılma yani. Tamam. Son. Yani DVD'de tamam ha. Anlaştık. Tamam. Hayırlı olsun. Yakın. Benim komisyonum. Zaten ben damadım yüzünden anladım iyi olduğunu. Ama kızım da o şekil o kadar iyi yani. İyi olmasa zaten aşkım ne içimde çeyiz vermek gelirdi. Ne kızımı vermek gelirdi. Hadi kızım. Kız vermek çok zor. Ya örgü daha önce de vardı. Dantel, havlu, kenarlar. İşte. Kızın çeyizi beşikteyken hazırlanır. Onlar hazırlanır. Kız beşikte, çeyizi de sandıkta olur derler. Ben onu hayata ve evliliğe hazırladım ben. Evlenince kızı bana ilk bana söyledi. Ben onayını verdim. Sonra babaannesi ve ailesini açtı. Çünkü Hakan da bana çok güvenir. Ben Hakan'a da evleneceği kıza Esin, o da kızım benim, ona da şunu diyorum yani, birbirinizi sevin. İşte temizlik zaten kaba temizliği yapılmıştı evimizin. Eşyalar geldi. Şimdi eşyaların tozunu falan alacağız. Daha sonra çeyizler yerleşecek. Bakalım bugüne bitireceğiz inşallah. Hatta şey nikahı aynı yapmamız. Tamam olacak. Onu artık yerleştirecek. Çok harika bir şey. Çok güzel. Şimdi belindeki bağ şeyi zor oluyor. Nasıl bağlaması zor olur? Öğrenseydi biz. Şey mi? Mesela o çekiyorsun böyle. Ben zaten hazır bağlayıp bıraktım. Mesela de gösterdim. Öyle mi? Tabii bağlarız orada. Gelin için bütün malzemelerini bitiriyorum. Araba için, taş için. Çiçekleri de alalım. Takılar buraya takılıyor. Ay kıza söyleyip ki almasın. O da diyordu ki alacağım. Yok gerek yok. Buna takılıyor. Yani gelinliği bozulması veya damatlık bozulması gibi. Aynen çok güzel. Daha sonra da topluyoruz. Kaldırıyoruz. Bir torba var. Torbaya ne koyuyor? Torbaya dokunabiliyor. Evet. Yani isteyen torbaya koyuyor. Tabii tabii. Thank you.
çok ayrı yani. Kocalarını çok severler. Evet, evet. Gerçekten çok severler. Çünkü anne de bak hani gelenekte bahsettik ya. Anne de bir kız çocuğu ne kaparsa, ne görürse kocasının aynısını evet. yapıyor. Anne eğer kocaya sürekli bağırıyorsa çocuk evlendiğinde kız çocuğu hakikaten evlendiği zaman kocasının aynı şeyi yapıyor. Nasıl olacağız, 10 sene sonra nasıl olacağız? Hep böyle bir hayaller vardı ama hiç evlilik üzerine bir hayal kurduğumuzu hatırlamıyorum ben yani. Evleneceğiz, çocuğumuz olacak falan böyle. Çok idealistik. Aynı evi paylaşmayı, lacivert koltuklarımız, mavi duvarlarımız. Bayağı bir uzun süre birlikte yaşamayı düşündük ancak. sevdiğimiz adam bulacağımızı falan düşünmüyorduk açıkçası. Aşk bizi bulur mu, biz aşkı bulur muyuz? Tabii şok Şubat ayının başında geldi. Ocak ayının başında. Ocak ayının başında. Aradan 2 ay geçti ve biz... 25 Mayıs'ta nişan. 24 Ağustos'ta da kızımızı veriyoruz. 6 ay içinde bilmiyorum. Büyük bir kayıp benim için. Ama yani Hakan'la birbirimizi bulduğumuz zaman, yani anladık yani birbirimizi aradığımızda. Ya zaten şeydi, ben ilk Hakan'ı gördüğümde Esinler 2-3 günlük birlikteydi. Merak ediyordum tabii, Esin'le konuşuyorduk biz telefonda sürekli. Hani nasıldır, şöyledir, böyledir. Onun heyecanını yaşıyorsun da birlikte onları göz göze gördüğüm an anladım nasıl bir sevgi, aşk yaşadıklarını. Zaten Hakan'ın ona bakışını görünce içim rahatladı. Yani tamam dedim ondan sonra. Çünkü Esin'in hep mutlu olmasını istemiştim. Yani karşılıklı yaşanması gerektiğini düşünüyordu. Ve bunu bulduğu için çok mutluydum. Nasıl... Heyecanlıysa ben de o heyecanı paylaştım her yani. Her zaman öyle oldu zaten bizim arka. Ve Esin bunu bulduğu için çok huzurluyum, mutluyum. Ve daim olsun inşallah. Esin'le aslında 2006 yılının Haziran ayında tanıştık. Bir arkadaş vasıtasıyla. Ama daha sonra pek fazla görüşemedik çünkü hani ben çok yoğun bir tempoda işe başlayacaktım. Bir yarışma programı çekiyorduk. Keza Esin de öyle yoğun çalışıyor zaten. Sonra aradan 1,5 sene geçti. Ara sıra görüştük hani böyle yolda karşılaştık falan. Sonra 1,5 sene geçti aradan. Esin bizim kocam Savaş'ta bir arçelik bayinde çalışıyordu. Babaanneme süpürge almışız. Babam süpürge almış. Dedi ki git süpürgeyi al gel dedi. Arçelik'ten daha gelmemiş falan. Sonra süpürge almaya gittim. İçeri girdim. Aa Esin. Hakikaten meğer Esin bizi
tanıyormuş, bize isim tanıyormuşuz da benim haberim yok yalnız. Daha sonra arada baktım, bekleyen arkadaşım Çetin vardı. Çetin bizi tanıştıran arkadaş, ortak arkadaşımız. Benim çocukluk arkadaşım. Çetin dedim, ben aşık oldum. Ben çok rahat bir insanım, çok sosyal bir insanım. Çok esprili ve biraz da fırlama bir insanım. Dedim ki benden bir tane daha varmış. Herkesin Esin, benim dişi versiyonum. Esin de çok rahat, çok konuşkan, çok sosyal. Anlaşabiliyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Bu çok önemli. Sonra her şey kendinden oldu yani. Ben bir anda elini tuttum, bir anda öpüverdim falan. Hani Esin de çok sıcak yaklaştı bana. İşimiz öyle başladı. Annemle konuştum ilk. Evlenme teklifinden sonra daha ciddi bir şekilde anlatmaya başladım. Ardından annem tanışmak istedi tabii Hakan'la. Annemle teyzem işte Hakan'la tanışmak için bir yerde buluştuk, görüştük öyle. Hakan'ı çok sevdiler. Fırlantı yüzük aldım. Onu tam bir ay boyunca dolabımda sakladım. Kimseye de göstermedim. Daha sonra 14 Şubat'ta bir yere yemeğe gittik. Bir restorana. Esin'e biraz şarap içirdim açıkçası. Ondan sonra Mayıs'ı yumuşasın diye ben de içtim. Sonra pat diye çıkarttım yüzüğü, beni eğlenir misin diye. Biraz duraksadı, şaşırdı. Ama sonra kabul etti. Bir anda evliliğe giden yol, bir anda evlenme teklifi falan. Biraz hızlı gelişti bazı şeyler. Ama birinci ayda evlenme teklifi. Ben 40 gün sonra evlenme teklif ettim yani. Ama o kadar emindim ki evet yani Esin doğru insan. Kesinlikle doğru insan benim için. Her şey çok rahat gelişti, çok güzel gelişti. Anne babaların desteği çok önemli ama yani bize hem Hakan'ın ailesi hem benim ailem çok destek oldu. Kesinlikle, çok kesinlikle. Okey Hakan Bey, damat tıraşımız bitmişti, geçmiş olsun, saatler olsun. Çilingir mi çağırsaydık acaba ya? Çilingir mi çağırsaydık acaba? Oho, böyle kız mı veririm ben? Açılma, itelemeyin. Bakalım neyse çok fazla şey. Açıldı. Açıldı. Sevgili kapı buyurunuz. Hoş geldiniz. Kızımıza Almanya'ya geldik. Kimin hendi diyor? Üç defa çevirecek. Bir şey çıkmamış ama. Gelsin anne. Ucu nerede bunun?